Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Şimdi hazırlanıyoruz. Yola çıkacağız birazdan. Davos bisiklet turumuz artık başlıyor. Yani evet, kısmen başlamıştı ama artık güneye doğru böyle yavaş yavaş inmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, şu anda saat kaç? Saat 3:20 var. Öğle yemeği yiyecek bir yer bulamadık. Her yer kapalıydı. Böyle bir tam market diyemem yani. Birkaç parça bir şey satan yerden böyle ufak top kek gibi şeyler aldık. Onlardan yedik. Başladığımızdan beri tırmanıyoruz. Şu anda 40 kilometre oldu. Yaklaşık 1000 metre tırmandık. Hava da sıcaktı. Yasemin bayağı zorlandı. Biz kamp yapacağımız yere ineceğiz. 15 kilometre falan var artık. Yani tepedeyiz, aşağıya doğru ineceğiz. O kamp yapacağımız yerde de artık yemek yapıp bir şeyler yeriz. Bakalım, havada biraz şimdi bulut geldi, daha iyi oldu. Çok sıcaktı. Şimdi şu anda 27 dereceye düştü. Bir ara 36 dereceydi gerçekten. Çok çok sıcak olmuştu. Öyle. Şimdi artık inme zamanı. Yordu bir gün. Bugün biraz yordu ama yarın daha fazla bir tırmanış var. Bakalım yarın nasıl olacak. Bu defa kesin ölüyorum. Çok yoruldum arkadaşlar. 55 kilometre geldik ama 1000 metre tırmandık değil mi? Evet, bugün tırmanış çoktu. Bu defa ölüyorum ya. Yasemin biraz zorlandı bugün. Ya çok sıcak ve böyle yapış yapış. Çok kötü ya. Nefes almakta zorlandım. Evet, şimdi bir yere geldik arkadaşlar. Ayurlander'dan görmüştük bu kamp yerini ama o aşağıdaki okulmuş, eski okul orası. Orada da ya pek çadır koyacak yer kalmamış. Beton atmışlar. Şimdi burada bir okul daha var. Muhtemelen burası yeni okul. Valla ben burayı kurmak istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. İşlediğini düşünüyorum okulun. Yani o yüzden birileri de gelebilir. Zaten 3 tane küçük çocuk bizi gördü. Onlar peşimize sürekli. Yani arkaya çadırı koyayım diyorum ama izin alacak da kim var, kimden izin alır onu da bilemedim. Önce bir yemeği yapacağız. Ondan sonra ona göre evet, bir yol bakacağız yani. Yok, buraya kuramasanız derse benim zaten sürecek halim de yok yani. Ya kuracağız mecbur. Gönderirlerse de süreceğiz, yapacak bir şey yok. Yok. Neyse. Ben burada ölürüm. Şöyle göstereyim. Arkam okul. Bayağı uzun bir okul şöyle. Uzun. Karşılar Laos. Şurada 3 tane çocuk var, görüyorsunuz. Peşimizdeler az önceden beri. Böyle burası köy. Evet arkadaşlar, şimdi stratejimiz şöyle olacak. Hiç ses etmeyeceğiz. Sandalyelerimizi kuracağız. Yemeğimizi yapacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Hala baktık bir ses yok, birileri gelmiyor, bir şey demiyor. Çadırı koyacağız, yatacağız, sabah kalkıp erkenden gideceğiz. Çünkü şu anda başka bir yer bulamayız. Yasemin de yoruldu. Diğer işaretlediğimiz olası kamp noktalarına ulaşma şansımız da pek yok. O yüzden bugün buradayız. Öyle ya da böyle bir şekilde burada kalacağız. Ben bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. Ama tabii belli olmaz, sonuçta okulun bahçesini kuruyoruz. Arkadaşlar evet, şimdi biz buraya valla mutfak düzenini kurduk. Yemeğimizi yapacağız. Dediğim gibi ya, hani bekleyeceğiz, yemeği falan yiyelim. Ondan sonraki duruma göre de bir karar veririz. Valla yapacak bir şey yok, kalacağız yani. Şimdi biliyorsunuz artık alkol ocağı kullanacağız. Fire Maple diye bir şey. Bir böyle koruyucu bir tarafı var rüzgarlı ama bence yetersiz. Diğer kendi rüzgarlığımı da kullanıyorum. Bir de böyle bir işte ocak. Yani alkol ocağının kendisi burada var. Ya yani içine 100 ml'lik falan koyuyorsunuz. 9-10 dakika falan yakıyor. Evet, şimdi de işte yemeği yapacağız. Ne yapacağız bugün? Bugün domatesli pilav yapacağız. Yolda gelirken, yokuş tırmanırken çok canım çekti.
Domates dediğim domatesimiz yok ne yazık ki, salçalı olacak. Evet, ben de yemek piştikten sonra gidip kola bakacağım bu köyden. Arkadaşlar biraz dil bayağı yoksul Laos halkı. Yani o şehirdeki gibi değil. Köylere gelince o yoksulluğu falan hissediyorsunuz. İnternette okuduğumuz kadarıyla halkın %40'ı okuma yazma biliyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kesin bilgi değil yani, sadece okudum. Ortalama yaşam süresi de 51 yıl. Maalesef hani çok iç açıcı değil buradaki o rakamlar. Ama herkes güler yüzü. Yol boyunca çocuklar deli gibi selam veriyorlar. Yani çıldırıyorlar yani bizi görünce. Şu anda bakayım. Evet, bir ısı geliyor. Şu anda yanıyor ama hiç gözükmüyor arkadaşlar. Evet. Şu anda bu yanıyor arkadaşlar, bakın. Ama yandığını asla fark etmiyorsunuz. Şimdi biz yemeği yapmaya başlayacağız. Sonra gene buluşuruz. Şurada da 3 tane arkadaş var. Şöyle bir el sallayalım. Evet, onlara geldiğimizden beri bizi izliyorlar. El salla. Ama biraz utandılar. Hepsi arka arkaya dizildi. Ama şey yapmıyorlar. Evet, Murat bakkala gitti arkadaşlar. Hava neyse ki biraz serinlemeye başladı güneş düştükçe. Ama Laos beni gerçekten zorluyor. Yani evet, Kırgızistan'da dağlıkta tırmanış vardı falan ama yani Laos'taki sıcak, nem inanılmaz zorluyor. Hani bazen gerçekten yapamayacağımı düşünüyorum. Sürekli pick-up'lar geçiyor. Gerçekten birine atlayıp böyle zirveye çıkasım geliyor. Çıkmamak için elimden geleni yapıyorum ama çok zorlanıyorum. Hele o öğlen sıcağında falan artık böyle bisiklet falan atasım geliyor gerçekten. Yani yalan söyleyemeyeceğim. Yarın yani %17 eğimle falan çıkacağız. O yüzden sabah erkenden çıkıp sıcağı kalmadan en azından bir 20 kilometresini çıkmak istiyorum. Ki bitmeyecek. Devam edecek ama en azından ilk bu zorlu kısmı çıksak iyi olur. Yani buradan çıktığımızdan itibaren direkt tırmanmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, yemek hazır. Şimdi yiyeceğiz. Gerçi Yasemin başladı bile beni beklemeden ama. Şimdi vallahi köyde birileri var. Ben bir gittim, kola falan aldım geldim. Ama kimse bir şey demedi. Biz de hiç oralı olmadık. O yüzden vallahi şimdi yiyeceğiz. Gözüm Yasemin'e takılıyor çünkü bir yandan yiyor. Murat da çok acıktı tabii. Aynen, ben de başlayacağım şimdi yemeğe. Şimdi erkenden yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımızı yıkadık. Çok mutluyuz. Birazdan az daha hava karalınca çadırı kuracağız. Karşıdan müzik sesleri geliyor arkadaşlar. Düğün mü var? Yoksa tapınak falan mı? Bilmiyoruz tabii ama çok eğleniyorlar. Orada olmak isterdik. Çok merak ettik. Bu arada gene köyün farklı yerlerinde ateş yakmışlar. Ama normal bir ateş değil mesela. Şu anda bildiğiniz çalılığı yakmışlar. Yani inşallah evlere sıçramaz onlar. Şu karşıdan geliyor müzik sesi. Şuradan. Şurada da o ateş yanıyor bakın. Bilmiyorum yani, bunu Tayland'da çok gördük. Laos'ta da. Birçok yerde Laos'ta da gördük. Bu arada yarın tırmanacağımız yol da şöyle şurası. Hatta şurada kamyon geliyor ama hani göremeyecek kadar küçük ışıkları görünüyordur belki. Şöyle bayağı bir yarın 30 kilometre tırmanacağız. Duyuyorsunuzdur alkış seslerini. Çok eğleniyorlar. Biri canlı müzik söylüyor yani. Burada kamyon daha görünür oldu. Yarın öyle oraya doğru oraları aşacağız yani, şu iki tepeli dağı. Böyle buraya şu vadiyi aşıp arka tarafına geçeceğiz. Ama neredeyse 150 kilometre in çıklı ağırlıklı olarak çıkış. Gidelim. Yavaştan çadırımızı kurmaya başlayalım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Evet, sabah oldu. Valla sorunsuz bir gece oldu açıkçası. Evet. Pek bir ses falan yoktu. Evet, hafif şöyle bir yağmur takırtıdı geçti ama Allah'tan çok yağmadı.
Evet, biz de hemen sabah erkenden kalktık. Sabah şu anda saat 7. Çadırı falan topladık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sonra da yokuş tırmanmaya başlayacağız artık. Yasemin pek mutlu değil bu haberden ama mecbur tırmanacağız yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, hele sıcak olunca hiç çekinmiyor yani. Evet, sıcak olmadan en azından yokuşun belli bir bölümünü bitirelim. Çünkü 30 kilometre civarında bayağı da bir dik. Oraya aşarsak biraz daha rahatlarız. Evet. Öyle. Kahvaltımızda yolafımızı yiyelim. Evet, uzandır yemiyorduk. Ben çok mutluyum. Suyumuz da kaynadı. Suyumuzu da alıp artık kahvaltımızı yapabiliriz. Evet. O zaman yokuşta buluşalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 45 dakika önce pedalları çevirmeye başladık. Yani başladığımızdan beri de tırmanıyoruz. Şu anda bir 4,5 kilometre oldu. 181 metre çıkmışız. Bugün böyle tırmanışla geçecek. En tepe noktaya ulaştığımızda da kamp yapmayı planlıyoruz. Abi, how much money? Dur. Sağ olsun. 20 bin. 10 bin aşkın. Yeter. 30-40 geri verdi. Ne arkadaşlar, evet. Şimdi yaklaşık bir 22 kilometre geldik. 1030 metre civarında da tırmanmışız. Vallahi eğim tatlıydı. Güzel güzel tırmandık. Ben keyif aldım. Çok tatlıydı eğim arkadaşlar. Şu tır bir geçsin bir saniye. Yol boyunca böyle yanımızdan falan arkamızdan böyle sürekli geçti ama son derece saygılılar. Ha, Yasemin pek keyif almamış, onu söylüyordu herhalde. Keyif almadım demedim. Çok tatlıydı dedim. Yokuş çok tatlıydı. Ha, ben seviyorum arkadaşlar tırmanmayı.
Güzel oluyor. Şimdi dünden kalan pilavımız vardı. Onu böyle soğuk tutan bir torba bulmuştuk 7-Eleven'dan. Onun içine koyduk. Kola aldık. Öğle yemeği yiyip devam edeceğiz. Çok acıktım. Evet. Bayağı açız. Bu arada yolda da yol çalışması var. Ama işlek tebi yol. Ama çok da böyle kalabalık değil. Yani fena değil. 13. yol burası. Aklınızda olsun, gelirseniz tercih edebilirsiniz belki. Neyse, biz yemeğimizi yiyelim, sonra devam edelim. Murat'ın haritada gördüğü kamp noktasını bulduk. Buradan bisikleti nasıl çıkaracağız bilmiyorum. Tabii şöyle bir yol arkadaşlar. Ben daha kendimi götüremiyorum burada. Ay, çok yoruldum. Bisiklet nasıl çıkacak bilmiyorum. Herhalde Murat'ın içine sinmiş gibi de. Ama bu yol nasıl olacak bilemedim. Ay. Yanda da küçük bir dere akıyor. Ha, herhalde buraya gidiyor. Ha. Şöyle. Güzelmiş tabii de. Bisikleti çıkarmak sorun. Hay. Şuradan da dere akıyor. Karşıda da yol var. Fena değil gibi. Ama dediğim gibi bisiklet buradan nasıl çıkacak? Çünkü çok yüklü bisikletlerimiz ya. Şimdi bir 35 kilometre daha ileride varmış ama yine tırmanış var ve dizlerime çok yük bindi bugün. Hani biraz ağrı var dizlerimde. O yüzden oraya gidersek geceye kalabiliriz. Yani buraya kuralım o zaman ama şuradan bisikletler nasıl çıkacak yani? Yol böyle. Evet, bisikletleri çıkardık. Aslında kötü yer değil ama biraz yoldan çok görünüyor gibiyiz Murat. Yani aslında aşağıdan gelirken burası gözükmüyordu ama bilmiyorum, belki de gözükmüyoruzdur. Belki biz görüyoruzdur sadece. Ama yapacak bir şey yok. Bugün de burada kalacağız. Evet. Fena yer değil. Yani şöyle, şurası bizim çadırı kuracağımız yer olacak. Bu burası. Bisikletleri burada tutacağız. Şurada bir yerde de otururuz yine. Yani şu anda bulabileceğimiz en ihtimal burası arkadaşlar. O yüzden burada bu gece kalacağız. Saat daha erken 3. Yani vaktimiz de var. Akşam 6 gibi 7 gibi falan kurarız çadırda. Evet. Olur biter. Yağmur göstermiyor. Olmaması önemli. Çünkü çok böyle şakır şakır yağmur yağarsa burada zeminden ne olur bilmiyoruz. Yukarıdan belki bir şey düşer eder. O yüzden yağmurun olmaması da iyi. Biraz dinlenelim. Bugün evet. İyi yorulduk. Biraz dizlerim ağrıdı. Biraz dizlerimi dinlendireyim bugün. Evet. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Şöyle oturduk, yerleştik. Biraz dinleniyoruz. Hemen şöyle Yasemin'in arkasında bir su birikintisi var. Yukarıda böyle şelale demeyeyim yani, ufak ufak aşağıya akıyor. Orada oluşan bir gölette de şöyle güzel bacaklarımızı falan yıkadık. Tam dinlenme modundayız. Evet. Yolda çok toz olmuştuk. Bazı yerler çok, hem yol inşaat da vardı. Bir de bazı yerler, özellikle dönemeçler çok aşırı bozuk. Tabii aynen. Bütün gün kamyonlar sağ olsun bizi tozda yıkadılar. Evet evet. Yani o yüzden hazır. Valla biz genelde böyle erkenden de durmuyoruz. Evet, bugün bayağı bir erken durduk. Bugün erken durduk. Tadını çıkaralım bari, oturalım dedik böyle bir. Öyle arkadaşlar, şimdi biz burada oturacağız. Biraz telefon kurcalarız. Biraz böyle takılırız. Ondan sonra da yemek çadır yaparız. Kurar. Yemeğimizi yapar, yer sonra da yatarız. Evet, yemeğimizi yapmaya başladık. Bu akşam makarna yapıyoruz. Aslında noodle falan yapmak istiyoruz da sebze falan alacak bir yer bulursak inşallah noodle'a ya da böyle çorbaya falan geçeceğiz. Yani klasik yemeklerimizden bir tanesi makarna.
Alkol ocağına gitgide alışmaya başladık. Bence gayet güzel ama sadece yakıt bulma sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Şöyle bir şey var, şu anda çok yanıyor. Kapatacağım şöyle. Daha doğrusu kapatacağım derken üstünü kapatacağım. Çok çok fazla alev, harlandı ateş çünkü. Şöyle biraz şöyle yapalım. Daha kontrollü bir ateş olur. Tamam, daha iyi olacak. Arkadaşlar şimdi biz çadırı kurduk. Şöyle çadırı kururken karşıda bir yer var. Yani şimdi size göstereceğim. Ne kadar gözükür bilmiyorum ama. Oradan böyle bir seslendiler, bağırdılar. Sonra Yasemin dedi ki bize sesleniyorlar, bize bağırıyorlar. Yani pek oralı olmadık ondan sonra. Sonra bir kadın bir çocuk böyle bu tarafa doğru geldi. Sonra geri döndüler. Gelmediler. Bilmiyorum, belki bir tanıdıkları falan sandı. Sonra çadırı görünce mi vazgeçip gittiler? Onu bilmiyorum. Ama umarım sonradan gelip herhangi bir rahatsızlık vermezler yani. Ya da gidin demezler. Çünkü gerçekten gidecek bir yerimiz yok şu saatten sonra. Şuradan da size göstereyim, görecek misiniz bilmiyorum ama. Şimdi şu ta ileride şurada. Bakın tam şu parmağımın ucunda yol var. O yolun kenarında da bir yer var. İşletme gibi bir şey. Ama anlamadım ne olduğunu. Ya da hem işletme hem orada bir aile oturuyor. Dediğim gibi umarım bir şey demezler. Biz de şimdi yani hazırladık, hava kararmadan yemek işi falan bitti. Her şey çadırda halledelim dedik. Onu da hallettik. Biraz oturacağız, bir çay kahve bir şey içeceğiz. Onu yapıp sonra da çadıra geçeriz. Çok ortalıkta dolanmayız. Yani yerimiz güzel, fena değil. Hemen bisikletleri de burada ağaca kilitledik. Biz de şurada oturuyoruz zaten. Hemen şuraya geldik. Aslında yoldan gözükmüyor diye biz buraya gelmiştik. Ben de merak ediyordum. Yoldan gözüküyor muyuz, gözükmüyor muyuz diye. Gözüküyormuşuz demek ki. Neyse bakalım ya. Herhalde kimse bir ses etmez. Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla Laoslular oldukça güler yüzlü. Ama tabii bilemiyoruz. Bir de anlaşmamız da bir sorun. Yani anlaşamıyoruz bir türlü tam olarak. İngilizce bilmiyorlar. Bazıları çeviriye falan da hani pek tepki vermiyor. Yani yazma kısmına. Sanırım yani şey okumuştum, %40 okuma yazma oranı var. Ama teyitli bilgi değil, bilmiyorum. Sadece bir internette okumuştum. Belki de ondan dolayı okuma yazma bilmiyorlar. O yüzden anlaşmak biraz zor oluyor. Neyse bakalım sabaha artık her şey netleşmiş olur. Biz o zaman son bir çayımızı kahvemizi içelim. Sonra çadıra çekilip yatarız. Sabah tekrar görüşürüz. Yine yarın böyle güzel bir çıkışımız var. Ondan sonra artık yavaş yavaş düzleşmeye başlayacak.